House Dancer. Kabukat 50 bit atmış. Okumazdım 50 bitleri genelde ama bir zerzeniş var orada, ona bir dokunalım. Sordum erkek arkadaşımla bir türlü birbirimizi doğru anlayamıyoruz. Ve bu beni çok yoruyor. Neredeyse buluttan nem kapıyor diyeceğim. Ne yapmamı önerirsin? Vallahi mini kabukatçığım. Nasıl desem? Ben şu anda ilişkimde inanılmaz mutluyum. Nişanlandım, evleneceğiz. İnanılmaz mutluyum. Ve bu hanımcılık değil. Neden çok mutluyum? Hani pek çok şeyde farklı düşüncemiz olsa da, bazı şeylere farklı baksak da, bir konuda tartıştığımız zaman sonunda o konunun A veya B seçeneğinde ikimiz de hemfikir olmuş oluyoruz. Buna özen gösterin. Yani bir konuyu tartıştıktan sonra tam olarak kapanmadan, açık kapı bırakmadan, açık kapı bırakırsanız, kapanmazsa konu tekrar önüne gelir. Yani bir konuyu tartıştın. Ya senin dedin ya onun dedi. Ama şunu iki taraftan birisi de hiçbir zaman yapmayacak. Kızlar çok yapar bunu. Mesela mantıklı bir şekilde anlatırsın. Dersin ki bu böyle 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 böyle. Kız da sana der ki olsun, ben yine de bunu istiyorum. Hani aklına yatsa bile inkar etme olayı iki tarafta da olmaması lazım. Yani mantıklı bir şekilde anlattığın zaman, anladığına da emin olduğunda erkek arkadaşından, yine inatla aynı tepkiyi alıyorsan ona bunu yapmamasını öğret. Yani ilişkiyi bu sömürür, bitirir, emer yani. Emer. İyi bir şey mi her konuda aynı fikirde olmak? İşte başlangıç noktasında aynı fikirde değilsin zaten. ESC'nin Tartıştığına oyunu göre aynı geride fikirde kaldı. değilsin. Başlangıçta aynı fikirde değilsin ama tartıştığınız zaman ya sen onun fikrini benimsiyorsun ya o senin fikrini benimsiyor. Yani ortada ego olursa, hayır benim dediğim olacak inatçılığı olursa, o zaman yarrağı yersiniz. O zaman yarrağı. Ne yapmayın. Rock'n'Coke 2 hoş geldin. Yemin ederim sayısal son sınıfım Tevfik, onu okumuştum. O değil de sevilmeyen YouTuber'ların kendini sevdirmek için ve gösteriş için Twitch'tekilere donate atması hakkında ne düşünüyorsun? Kime atmışlar ki? Bana kimse atmıyor. Çünkü benim izleyicim ağızlarında kuş tutsalar herhalde sevmez diye düşünüyorum ya. İlber Ortaylı'nın kitabının adı neydi? Osmanlı'ya bakmak, Osmanlı'nın Osmanlı çağdaşlaşması. Osmanlı değil, Osmanlı.